üçüncü işaret ehli bidat diyorlar ki bu taassubu dini bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. El cevap yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dininde mutaassıptır hatta bir adi Bulgara veya bir nefer İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarık sar, sarmazsan hapise atılacaksın denilse, taassupları bu tezasınca diyecek, hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hem tarih şahittir ki, ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nispeten teraki etmiş. Ne vakit salaveti terk etmişse tedenni etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiden leşet etmiş. Hem İslamiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için İslamiyet nazarında harbi kafirin hakkı hayatı var. Hariçte olsa, musalaha etse, dahilde olsa, cizye verse, İslamiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakkı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder. Hayatı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyan'ın bir dinsizi yine hayatı içtimaiyeye nafi bir vaziyette kalabilir. Bazı mukatesatı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir. Ve Cenab-ı Hakk'ı bir cihette tasdik edebilir. Acaba bu ehli bida ve doğrusu ehli ilhat bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eder idare ve asayişi düşünüyorlarsa, Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini def etmesi, bin ehli diyanetin idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idareyi i hükümete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi maniidirler. Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet hayatı hayatiyeyi beklesin. Kemalizme ve Mustafa Kemal'e bakın, işte tokattır bu ifadeler. Peki nereden anlıyoruz bunu? İpucu nedir? Daha evvel binlerce sohbetim mevcut. İşaret ettim, ifade ettim. Anahtar kelimeyi öğrenmelisiniz. Bulmalı ve bilmelisiniz. Nedir? Biraz evvel işte sizinle burada okuyup mütalaa yaptık. Ve devam ediyoruz. Anahtar kelime nedir? Nasıl Mustafa Kemal'e buradan tokat vurdum. Nasıl o manayı çıkarabildim? Hangi sebebe ve maksada binaya? İşte bakın. Tahribat. Yazıyor değil mi? Şöyle altını çizelim. Hepiniz görün. Tahribat. vurgu. Evet. Bakın. Tahribat. Peki üstadın Süfyan'ı ve Deccal'ı izah ve ifade ederken hangi hususiyetlerine, mahiyetlerine, özelliklerine işaret ediyor? Onlar ne yapacaklar diyor? Tahrip edecekler. Hatta yanlış aklımda kalmadıysa Ezberimden söylemek istiyorum. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Süfyan'ın tahribatçı rejimine mukabil ona karşı onun açtığı yarayı Mehdi tamir edecek şeklinde bir ifadesi mevcut. Süfyan'ın rejimi bir daha tahribatçı olduğu için Mehdi'nin hizmeti nurani hareketi yani nurculuk hizmeti diyelim tamir edecek. Deccal tahribatçıdır. Mehdi tamircidir denilebilir. Anlaşıldı değil mi? Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki kim o? Böyle dinsiz serserilerden bakın hala görüyorsunuz Dekcan'ın partisini. CHP'yi adam kendisine rol model alıyor. Onlardan madden manen terakki bekliyor aptal herifler. Böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadeti hayatiyi bekleyen en büyük ahmaktır. Böyle ahmaklardan mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki, biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Cevabul ahmak es-sikûd. since Öylelere karşı cevap sükuttur. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht kafirler bulunduğundan deriz ki, Ey biçareler, bu dünya bir misafirhanedir. Her günde otuz bin şahit, belki bugün daha fazla, nüfus arttı çünkü, cenazeleriyle el mevtuh hak hükmünü imza ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölüm öldürebilir misiniz?'' bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, mevt Allah Allah dedirtir. Sekeratta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, zulümat ebediyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır. Yesi mutlakını ümidi mutlaka çevirebilir. Madem ölüm var, kabire girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse bin defa Allah, Allah demek lazım gelir. Hem Allah yolunda olsa tüfek de Allah der, top da Allahu Ekber diye bağırır, Allah ile iftar eder, imsak eder.